Hepimizin hayat yolculuğuna filmleriyle yıllarca büyüsü geçmeyen, o renkli sahneleriyle eşlik etti Dinçer Çekmez. Kemal Sunal'ın yanına en iyi yakışan oyunculardan biriydi. Adeta başrol ortağıydı. Kendine has üslubu, replikleri ve kızığında pembeleşen yüzüyle o eski zamanların kahramanlarından biriydi. Bu çalışmamızda çoğu kişinin adıyla değil, canlandırdığı tiplemelerle tanıdığı Dinçer Çekmez'in hem sanatını hem de gerçek yaşamını derledik. Medyaya pek konuşmayan usta oyuncu ölmeden önce Yeşilçam'ı ve oynadığı filmlerle ilgili çok çarpıcı itiraflarda bulundu. O efsane sahnelerin perde arkasını anlattı. Şaban! Ocak 1943'te İstanbul'da dünyaya geldi Dinçer Çekmez. İlk ve ortaokuldan sonra Kabataş Lisesi'nden mezun oldu. Kendi anlatımına göre kafasında hiç oyuncu olmak yoktu. Bir gün şehir tiyatrosunun oyuncu imtihanı ilanını görür, buna çok sinirlenir. O gün yaşananları kendisi yıllar sonra böyle anlatır. Oyuncu olmak aklımdan bile geçmezdi. Oyuncu benim için Tanrı'nın özel yeteneklerle yarattığı, Tanrı'nın insanlığa bir lütfuydu. Şiir merakım vardı benim. Ayrıca arkadaşlarla sıkı bir tiyatro takipçisiydik. Kabataş Lisesi'ni yeni bitirmiştim. Bir gün şehir tiyatrosunun imtihanına aktör alacağını öğrendik. Ulan bu şehirlerin suyu çıktı. Şehir tiyatrosu imtihan açıyormuş. Aktör alacakmış. Herkes başvuracakmış. İmtihanla bakkal çırağı mı alıyorsun, muhasebe yardımcısı mı alıyorsun? Olur mu böyle bir şey deyip şehir tiyatrosunun açtığı sınavı basmaya gittik arkadaşlarla. Amacımız şekilli laflar söyleyip gitmekti. Bir gittim, arkadaşlar ellerinde birer tekst çalışıyorlar. Benim de elime tutuşturdular. Rezil olmayayım diye göz gezdirmeye başladık. Neyse listeler asıldı. Bir baktım birinci olmuşum. Dinçer Çekmez'in oyunculuk macerası işte böyle ilginç bir şekilde başladı. Kendisinin bile farkında olmadığı doğuştan bir oyunculuk yeteneği vardı. Daha ilk rolünde Hamlet'i oynayınca diğer oyuncuların tepkisini çeker. Şehir tiyatrosuna girer girmez Hamlet'te rol verdiler. Müjdat Gezen, Savaş Dinçel filan çıldırdılar. Gelir gelmez nasıl böyle bir rolü kaptı diye. Arkasından ard arda roller geldi. 19 yaşımdan beri tüm başroller kafama yıkıldı. Tiyatroyu çok sever Dinçer Çekmez ama Yeşilçam'a da kayıtsız kalmaz. 1970'lerin başında ilk film teklifleri gelir. Birkaç yapımda oynar ancak istediği sonucu alamaz. Ta ki 1976 tarihli Kemal Sunal filmi Meraklı Köfteci'ye kadar. Dikkatleri üzerine çekince aynı yıl bir çavuşu oynadığı Süt Kardeşler filminde de yer aldı. Tatlı sert, öfkeli adam veya kabadayı rollerinin aranan yüzü oldu. Kemal Sunal'la yolunun nasıl kesiştiğini ise yıllar sonra anlatacaktı Dinçer Çekmez. Bir gün Kemal Sunal filmlerini çeken Arzu Film'in adamlarından biri geldi ve bana ''Sinema düşünür müsün?'' dedi. Ben de kabul ettim. Ertem Eğilmez benim her Kemal Sunal filminde oynamamı istiyordu. Sonra Eğilmez ve Arzu Film tutturdular, ''Bırak şu tiyatroyu gel, tiyatronun verdiği maaşın biz sana 3 mislini vereceğiz.'' diye. Nitekim Şener'i de öyle kandırdılar. Şener de şehir tiyatrosundaydı. Çok yetenekli adamdır. Ama onu kandırdılar. Tiyatroyu bıraktı. İlyas Salman da bizdeydi. Ona da gel sen Doğu'yu temsil edeceksin, bırak dediler. Hemen bıraktı. 1977'de Şabanoğlu Şaban filminde efsaneleşen rolü Kadırgalı Eşref'i canlandırdı. Attığı naralar ve Kemal Sunal'la karşılıklı diyaloglarıyla hafızalara kazındı. Arzu filmin sahibi Ertem Eğilmez bu yüzden kendisini ücretli oyuncusu yapmak istiyordu. Ancak Dinçer Çekmez diğer birçok oyuncu gibi tiyatroyu Yeşilçam için bırakmak istemiyordu. Ben o kadar çok seviyordum ki tiyatroyu, bana kimse bıraktıramadı. Ne paralar ne projeler teklif ettiler. Cüneyt Arkın'ın Beyoğlu'nda artist olmak için volta attığı zamanlarda Cüneyt ki Galatasaray'dan tünele kadar 20 tur atardı oralarda. Bütün film şirketleri orada ya. Bir de yürüyüşü vardı. Vitrinlere bakıyormuş gibi ama aslında insanlar kendisine nasıl bakıyor onu kolluyor. Ulan hala bir yapımcı çıkmadı şeklinde. Hatta ben o dönem kafayı kazıtmışım. Bu Cüneyt kim ya? Senin fiziğin ve atletik kabiliyetin daha inandırıcı. Gel bu karate filmlerini Cüneyt'ten alalım, sana verelim ama tiyatrodan biraz uzaklaş dediler. Kabul etmedim.
1978 tarihli İnek Şaban filminden sonra 1979'da Şark Bülbülü'nde de yer aldı Dinçer Çekmez. Bu film onun sinema kariyerinin adeta zirvesi olacaktı. Sinirli gazino patronu rolüyle söylediği "Bana mazlumu getirin" repliği bir fenomene dönüşecekti. Yıllar sonra o fenomen sahnenin perde arkasını bu sözlerle anlattı. Senaryoya müdahale ederim. Mesela Mazlumu Getirin'li bölüme şöyle bir katkım olmuştu. Senaryo yazılmış, Mazlumu nasıl dövüyorsa Kemal'i de öyle komaya sokar diye. Herif jön komik, onu seyircinin önünde nasıl perişan edersin? Benim oynadığım rol sadist. Sadist olanın mazoşist tarafı da yok mudur? Oturdum, senaryoyu değiştirdim. Kemal'i dövdükten sonra sadist tarafım gidecek, mazoşist tarafım ortaya çıkacak ve "Vur, vur maaşını yükselteceğim, sana sonsuz para vereceğim, vur ne olursun vur" diyeceğim. Bu seyirci için şok değil mi? Tam çekiyoruz, yönetmenin haberi yok bundan. Ben "Vur maaşını yükselteceğim" derken rejisör tavır eden gülmekten düşmüş. Ya mazlum, mazlumu getirin bana. Dinçer Çekmez neredeyse bütün Şaban serilerinde oynadı. 1984 tarihli Atla Gel Şaban filmindeki mafya babası Kazım rolü ise unutulmazlar arasına girdi. O dönem oldukça popüler olan o şarkıdan nefret eden Dinçer Çekmez senaryoyu eline alınca büyük bir şaşkınlık yaşar. Şiki Şiki Baba o dönemin şarkısı, her yer o çalıyor. Hangi arabaya binsen bu. Bense çıldırıyorum, sinir oluyorum o şiki şiki baba lafını duyduğum zaman. Arabadan ineceğim neredeyse. Bir baktım, filmde bana da şiki şiki baba dedirtiyorlar. Şiki şiki baba, Allah. Aynı aynı ya ba. Hem Ertem Eğilmez, hem Natuk Baytan, hem de Kartal Tibet Dinçer Çekmez'den vazgeçmiyordu. O filmlerin başrol oyuncusu Kemal Sunal'ın da favori rol arkadaşıydı usta oyuncu. Kemal'in tercihi de hep benim çekilen filmlerde olmam yönündeydi. Dinçerli işler hep daha iyi oluyor, dinçerli oldu mu garantisi var, dinçer olsun der, başka bir şey demezdi. Kemal'li filmlerde Kemal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, biz evlerde toplanıp uzun süre senaryo çalışırdık. Gümüşsuyu'nda Ertem Eğilmez'in evi vardı, her sabah toplanır, akşama kadar çalışırdık. Komedi üretimi bu kadrolarla senaryo aşamasından başlardı. Yoksa alt eksi eline şıngır şıngır oyna diye bir şey yoktu. Dinçer Çekmez hep benzer rollerde oynamak sizi rahatsız etmiyor muydur sorusuna ise hayır, herkes kabadayı mafya filan der benim oynadığım rollere ama hiç öyle değil. Karşımda jön komik var, bense counter komiyim, yani oyuncuya zıt düşen komik. Bazen Kemal'in yaptığı şeyden daha çok bana gülüyor seyirci. O kadar güzel saçmalıyoruz ki karşılıklı, o sahneleri kim yazdı, senarist mi diye cevap verdi. O rollere ve senaryoya ciddi bir katkı yaptığına inanıyordu. İcabında o biçim, o kadar. Pek bilinmez ancak Dinçer Çekmez ilk evliliğini Kemal Sunal'ın Korkusuz Korkak filmindeki rolüyle tanınan oyuncu seslendirme sanatçısı Ayşin Atav'la yaptı. Bu birliktelikten bir kızları oldu. Çekmez'in ikinci evliliğinden de bir kızı var. Önceliği tiyatroya veren Dinçer Çekmez, 90'lı yıllarda filmlerde değil, daha çok sayıda dizide yer aldı. Bunlardan ikisi yine Kemal Sunal yapımı, Şaban'la Şirin ve Şaban Asker'de dizileriydi. Lan sonunda delirteceksiniz beni. Şu silahlı eğitimi bir türlü öğrenemediniz. Sonra uzun yıllar ortalıkta görünmedi, köşesine çekildi. 2007 yılında Affedilmeyenler dizisiyle 12 sene aradan sonra tekrar kamera karşısına çıktı. O dizi usta oyuncunun son yapımı oldu. Artık 70'li yaşlarındaydı, hastalıklarda baş göstermişti. Uzun süre tedavi gördü. Karaciğer ve böbrek rahatsızlığıyla, lösemi tanısıyla 2 yıldır tedavi gördüğü hastanede 12 Mart 2013'te 70 yaşında hayatını kaybetti. Dinçer, anlatmakla bitmez ki benim çocukluğumdan bu yana tanıdığım, güvendiğim insanlardan bir tanesi. Dinçer Çekmez, kalabalık bir aile, dost ve arkadaş grubunun da katıldığı cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tiyatroyu birlikte yaptık, hem askerliği birlikte yaptık. Türk sinemasının, tiyatrosunun, dublaj sanatının başı sağ olsun.
Dinçer Çekmez'in kardeşi Metin Çekmez de onun gibi oyuncuydu. Bazı filmlerde beraber de oynadılar. Hatta son yıllardaki dizilerin popüler isimlerinden biriydi. O da Ağustos 2021'de kanser nedeniyle 76 yaşında hayata veda etti. O benim sadece kardeşim veya abim değildi. Biz hep beraber yaşadık, çok yakın arkadaştık. Tiyatronun ustalarından sayılan ve birçok oyuncuyu da seslendiren Dinçer Çekmez, Yeşilçam komedilerinin, daha doğrusu Kemal Sunal filmlerinin sempatik kötü adamıydı. Yan karakterlerde oynamasına rağmen o filmlerin en dikkat çekici yüzlerinden biri oldu. Oynadığı sahneler ve replikleri hafızalara kazındı. Zamanla fenomenleşti. İşte bu yüzden kendileri fani olsa da sanatları sayesinde yaşamaya devam ediyorlar.